Sevgili seyircilerim, merhaba. Sizlerle birlikte Türk sinemasının değerlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum gerçekten çok özel biri. Çektiği her filmle büyük ödüller toplayan, Türk kültürüne olan saygısını her yapımda hissettiren, en güzel övgüleri sonuna kadar hak eden, son dönemin önde gelen sinemacılarından değerli bir yönetmen. Sevgili Derviş Zaim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Bir filmi bitirmekten dolayı onun keyfini sürüyoruz. Bitirmenin keyfini sürüyoruz. Huzur var şu anda. Derviş ne kadar anlamlı, güzel bir ad. Adının manasıyla karakterin örtüştüğünü düşünüyor musun? Vallahi her insanın hani o kadar birebir olur mu, olmuş mudur? Bunu ben söylemeyeyim, başkaları söylesin. Biz öyle görüyoruz da onun için bu soruyu yönelttim. Yani ona uymayan taraflarım olduğunu da düşünüyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Dedemin adı. Aile. Evet. Şimdi rahmetli dedemi daha iyi, kıymetini daha iyi anlıyorum. Yaşım ilerledikçe değil. Nur içinde yat. Sağ ol. Sinemayı konuşacağız. Ama ben ilk göz ağrın edebiyattan başlamak istiyorum. Evet. Sinema sektöründen önce edebiyat dünyasında bir yer edindin. Daha ilk romanla, ilk kitapla. Ares Harikalar Diyarında. Bu Ares Harikalar Diyarında sana 1992 yılında Yunus Nadi ödülünü getirmiş, evet. Değil mi? Bu ilk kitap, bu ilk kitapta alınan önemli bir ödül. Ne hissettirdi? Çok sevinmiştim. Çünkü o dönemlerde, 90'larda film de yapmak istiyordum. Ve film yapmak çok kolay değildi o dönemlerde. Hmm. Türk sinemasındaki nasıl bir darboğazın içinde olduğumuzu siz benden daha iyi hatırlarsınız. 90'lı yıllar bizim en kısır dönemimiz değil. Dolayısıyla o arayışlar içerisinde ve yeni başlamaya çalışan birisi olarak çok büyük meselelerin üstesinden gelmek zorundaydım. Dolayısıyla aynı zamanda sinemayla ilgili çalışmalara devam eden birisi olarak edebiyatta böyle bir en azından küçük bir şeyin elime geçmiş olması beni oldukça mutlu etmişti. En azından bana bir giriş, evet, bileti sağladığını söyleyebilirim. Evet. Daha sonrası için. Peki yani herkes Derviş Zaim deyince hemen yönetmen Derviş Zaim akla geliyor. Ama böyle bir yönün olduğunu da bilen biliyor. Kitapları çok okunduğu için. Hangi yönünle anılmak? Hani edebiyatçı yönünün tamamen unutulması ve sürekli olarak sadece yönetmen diye söz edilmesi nasıl bir üzüyor mu seni? Yok, bunu şundan da kaynaklanıyor. Ben 92 yılında Yunus Nadi o ödülünü aldım. 94'te yayınlandı kitap. Hmm. Ondan sonra hiç roman yazmadım. Geçen yıla kadar. 25 yıl. 25 yıl. Bunun payı var. Ama takdir edersiniz ki film yapmak için finans bulmaya çalışmak biraz da fiziki enerji ve ruhsal enerji gerektiriyor. Yani insanın bizim gibi ülkelerde film yapabilmesi için bizzat kolları sıvaması gerekiyor. Ve bu enerjiyi bulabilecek yaşlarda olmanız gerekiyor. Galiba içimden, bilinçaltımdan bir ses bana şunu demiş olabilir. Sen enerjin varken kenara köşeye birkaç tane film koy. Sonra zaten edebiyat devam edecek, öyle mi? Bir bilgisayarın başına geçip istediğini yazarsın filan demiş olabilir bana bir tarafım. O nedenle biraz edebiyatı rölantiye almış olabilirim. Faal olarak yazmak tarafını. Yoksa okumak, o lezzetin tadına varmak hep devam etti. Eminim öyledir. Edebiyat, yani daha doğrusu bu eseri yazmaya başladığındaki itici güç, sinema yapabilmek için bu bir adım bana diye mi düşündün? Yoksa... Oh. Yok, öyle değil. Şimdi edebiyat... Yani birileri ön ayak oldu mu, birileri destekledi mi tanıyan, yazabildiğini gören ya da imrendiğin birileri mi vardı o? Değil mi? O bir mutlaka bir ufuk var. Var, var. Hocalar, yani beslendiğimiz kaynaklar çeşitli olabilir. Hepimizin hayatında böyle insanlar vardır. Hı. İnsan forme olarak hiç eğitimini almamış bir
kendisinden yaşça büyük ya da küçük birinin yanından biri onun hocası, talebesi olabilir. Bende de böyle insanlar olmuştur. Çok şanslıydım bu anlamda. İyi hocalarım oldu ve de bu iyi hocaların yanı sıra bu iyi hocaların bana başka bir iyiliği daha oldu. Bunun altını özellikle çizmem gerekiyor. Beni ezmediler. Ezmediler. Bizde hocalar çok iyidirler. Çok evet. iyi hocalar olabiliyor ama bu hocaların kimileri talebi ezme, burnunu sürtme taraftarıdırlar. Ve böylelikle kişiliği örselenir talebenin. O kişiliği bulması da epey daha bir zaman alabilir. Bende böyle olmadı. Benim kişiliğime saygı duydular başından itibaren. Böyle bir şansa sahip oldum ben. Çok değerli insanlar oldu. Çok önemsiyorum çünkü benim de sinema serüvenimde ne yönetmenlerle karşılaştım ki dediğiniz gibi ezme tabiri güzel. Hani egonuzu ezmeye çalışıyorlar ve kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Kimi yönetmenler de var ki seni yaptığınla besliyor, destekliyor. Daha iyisini sen yapabilirsin, yapmalısın. İşte sana şöyle bir destek vereceğim. Bak bunu bir daha deneyeceksin, daha da güzel olacak gibi yüreklendirmek. Biri ezmek, biri yüreklendirmek. Onun için ne şanslısınız ki dediğiniz gibi öyle hocalara denk gelmişsiniz. Yani. Böyle bir şansım oldu ama sadece bunun yanı sıra oturup kütüphanede mesai harcadığımı söylemem gerekiyor. Bunlar bir araya geldi. Başka şeyler de birbirini tetikledi. Oturup yazmaya gayret ettim. Yazmak adını verdiğim şey bir mesai işidir, enerji işidir. Yazarlık çok büyük oranda yazdığını beğenmemek ve çöpe atmak üzerine kuruludur. Peki ben bir şey okumuştum, ilham diye bir şey yoktur. Yoktur. Sahi mi? Yoktur. Ciddi mi? Tabii. Allah Allah. Peki hani bütün sanat dallarına bakıyorsun, hep bir ilham neticesi çıkıyor. Bir i̇lham, beste. İlham bir... olabilir. İlhama inanmak isterim. İlham bana da gelmiş olabilir. Değil mi? Arada oturup çay kahve içmişliğimiz de vardır belki. Çok tatlı. İlham ancak şu koşulda sizi ziyarete gelebilir. Çok çalışırsanız. İlham ancak fevkalade. Mesai harcayana, kan ve ter ve gözyaşı akıtana gelir. Başka türlü sizi ziyaret etmez. İnsanlar, gençler, talebelerim, öğrencilerim zannediyorlar ki böyle çok böyle kendini bırakırsan sana bir gün ilham gelir, oradan yürürsün gidersin. Sinema tarihinde, dünya sinema sanatında çeşitli dallarda bunu savunan akımlar olmuştur. Bunlara saygımız sonsuz ama bunları başka melekelerimizi de göz önüne alarak dinlemek zorundayız diye düşünüyorum ben. Yani insanın yaşadığı süreçleri bilince çıkarması, oturup çalışması, bunun için çaba harcaması gerekir. Anca bunu yapan insana ilham parileri gelirler. Dört dörtlük. Emek, emek, emek. Kesinlikle. Çok başarılı bir öğrenciymişsiniz. Değil mi? Öyle biliyorum. Hatta lisans ve yüksek lisansı farklı alanlarda tamamlamışsın. Ama bugün bir yönetmen, bir senarist, bir yapımcı olarak buradasın. Boğaziçi'de işletme. Warwick Üniversitesi'nde, İngiltere'de kültürel çalışmalar bölümü. Daha sonra sadece yazarak değil, hikayelerimi görsel olarak anlatmalıyım diye bir tercih koyup sinemaya adım atma. Sinemaya geçişini gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir karardı o? Kimler vardı yanında seni yüreklendiren? Ya da nasıl bir tesadüf girdi? Veyahut da nasıl hazırladın kendini? Bütün bunları gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi açık kalplikle söylemem gerekirse ben Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okurken sinemaya gönül verdim. Çok içimi tutuşturmaya başladı ve onunla ilgili eğitim görmek için de sağa sola bakmaya başladım. Yazıştım sağa sola. Şimdi geriye baktığım zaman
bu önüme çıkan engellerin bir anlamda benim için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemlerde bir yerlerden formel eğitime girmiş olsaydım hem zaman kazanmış olacaktım belki, hem bazı şeyleri daha hızlı öğrenmiş olacaktım. Daha derin belki öğrenebilirdim iyi bir okula gitmiş olsaydım ama... Bayağı iyi bir okullardan geçmiş yolun. Daha sonra, evet daha sonra ama o sıralarda çok daha alternatif denebilecek bir rota takip etti benim kariyerim. Okumadım direkt olarak sinema televizyonu. Hı hı. Onun yanı sıra başka disiplinlerle iştigal ettim. Bunlar daha sonra bana başka şekillerde yaradı. Elbette, elbette. İkincisi sinema konusunda beni destekleyen, cesaretlendiren hocalarım oldu. Bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde seçmeli derslere gelen, sinema ve sinema tarihi konusunda, estetiği konusunda seçmeli derslere gelen Üstün Barış Tabey'dir. Hmm. O bana ilk kameraya ışığı gösteren, setine davet etme kibarlığını gösteren insandır. Çok büyük katkıları vardır. Sonra yazdıklarımı okuyan edebiyatla ilgili bir sürü değerli hocam oldu. Onlar bana çok büyük katkıda bulundular. Karakter nedir, olay örgüsü nedir, alt metin nedir? Bütün bunları daha kolay, daha basamakları birer birer tırmanarak öğrenmemi sağladılar. Çünkü basamakları üçer beşer tırmanmaya başladığınızda, bu cesarete sahip olduğunuzda zannedersiniz ki bu hep böyle gidecek. Ama er ya da geç tökezlersiniz. Oysa basamakları birer birer sindire sindire çıkmakta yarar vardır. Böyle bir yaşantım oldu ve bir de daha alternatif yollarla gitmeye kalkıştığımda benim neye ihtiyacım var, neyi yapmalıyım, bu elimdekilerle bunu nasıl yapabilirim sorularını çok daha yoğun biçimde sormaya başladım. Bu daha gerçekçi, daha gerçekçi bakmama sağladı. Sonra ben sinema eğitimini çok sonraki yaşlarımda gördüm. 30'lu yaşlarımda İngiltere'de gördüm. O da bana faydalı oldu. Çünkü Türkiye'de bir yerel televizyonda yavaş yavaş işlere başlamıştım daha öncesinde. Bir pratiğim de olmuştu 20-30'lu yaşlarım başlarında. Dolayısıyla böyle bir kariyere sahip olmak beni besledi, yavaş yavaş çok pişirdi. Mükemmel bu anlattıkları, saydıkların hepsi zaten hazırlıyor bir yandan. Bir de dediğim gibi en başta burnumu beni çok da fazla ezecek bir hocam olmadı. Hocalar boynumuzun borcu. Ben de hocalık yapıyorum. Evet. Bir hocayla, bir gelenekle bir araya geldiğinizde iki çeşit tavır alabilirsiniz. Ya geleneğe eklemlenirsiniz ya da gelenekten kopmaya başlarsınız, çalışırsınız. Ya dersiniz ki ben bunun bir parçası olacağım, zincirin bir halkası olacağım ya da bu zincir bana göre değil, ben buradan kopacağım dersiniz. Sanatı besleyen iki yoldur bu. Şimdi ben o geleneğe eklemlenecek bir halka olamadığım için çok savruldum ama bu bana yaradı. Neyse, sinemadan konuştuğumuz dönemlerde benim sorularım olacak. Aslında şu anda baktığın zaman bu birikimi elde etmiş, bunca filmi yapmış bir yönetmen olarak sana yeni sinemanın dahilerinden biri denmesine şaşmamak lazım. Hatta ben bütün kalbimle katılıyorum, böyle olduğuna inanıyorum. Ben ilk filmini konuşmak istiyorum şimdi. Tabutta Röveşata, 1996. Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıktığını düşünüyorum. Ve de çok da değerli oyuncular eşlik etmiş. Ahmet Uğurlu, Tuncel Kurtis. Tuncel Kurtis'i merak ediyorum. Ona teklifi nasıl götürdün? Hiç tanımadığın, tecrübesi olmayan bir yönetmenle karşılaştı ve nasıl karşıladı? Nasıl? Şimdi insanın gönlünün, yüreğinin genişliği söz konusu olduğunda, ki Tuncel Bey bunun örneklerinden biridir. Nur içinde yatsın Allah rahmet. Bu örneği vermem gerekiyor. Onu bir kere daha hayırla yad etmek için. Tuncel Bey'le ben tanışmıyordum. Tuncel Bey Leman Kültür'de stand-up yapıyordu. Leman Kültür'e telefon ettim. Hı. Dediler ki buraya gel, onunla görüşürsün. Ben de gittim. O gün görüşemedim. Sonra telefonunu aldım. Bir şekilde telefon ettim. Randevulaştık. Sabahleyin tünelde bir yerde oturduk, buluştuk. Ona senaryomu verdim. Sonra randevulaştık. Okuduktan sonra tekrar beni görmek istediğini belirtti. Birkaç gün sonra buluştuk. Senaryoyu okudu.
senaryoyu beğendiğini belirtti. Uzun, yani yarım saatliğine buluşmak için oraya gelmiştik. Uzun uzun oturdunuz mu? Ayrıldığımızda güneş batıyordu. Ve her şeyden konuştuk. Ne kadar önemli bir şey değil mi? Bu kadar tecrübeli, bir hekimli ve ünlü bir oyuncunun daha henüz hiçbir filmini yapmamış, seyretmemiş bir gence yürek açması ve üstelik belki de yol göstermesi, belki de yüreklendirmesi çok çok değerli. Başrolü oynamak konusundaki isteğini açık bir biçimde gördüm. Hı hı. Oradaki başrol kahramanı onun çok içini gıdıklıyordu her oyuncu gibi. Tabii. Ben de açık yüreklilikle ona şeyi söyledim. Bu senaryoyu yazarken reis karakterini bir tek insan kafamda vardı, o da sizdiniz dedim. Ne kadar? Reisi yazarken hep sizi düşündüm. Bunu tekrar gözden geçirmenizi istirham edebilir miyim? Bunun üzerine biz birkaç aydan çok daha uzun bir süre böyle bir flört ettik. Ne şans ama. Yaşını söylerken ben kıskanmaya başladım. Bu rolü sizi düşünerek yazdım. Ne kadar değerli şimdi, bir şey. Buna çok elbette mutlu şey. Olmuştur ama kendisinin esas talebi, ricası başroldü. Ahmet Uğurlu'nun oynadığı roldü. Ve de o yüzden beni epey oyaladı. Ama bunda da haklıydı. Yerden göğe kadar haklıydı. Şöyle haklıydı. Benim o dönemin koşullarındaki Türk sinemasının yapım koşulları ve finansal ve destekleme koşulları bir çöldü o dönemlerde. En zor dönemlerdi. 90'lı yıllar. Ben dişten tırnaktan artırdığımla bunu yapacağımı düşünüyordum ve bunu açık yürekle itiraf ediyordum. Tuncel Kurtiz'in benimle çalışması için en ufak bir neden yoktu. Sebebini söyleyeyim. Tuncel Kurtiz o günlere dek bir Türk oyuncusunun alabileceği en önemli ödüllerden birini almıştı. Berlin'de en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Evet. Bu Kuzunun Gülümseyişi filmiyle. Çok göz ardı ediliyor ama çok önemli bir aktör olarak, bir Türk aktörü olarak Berlin Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Kaldı ki Peter Brook'la Mahabharata'da oynamıştı. Bütün bunlar nedeniyle Yeşilçam geçmişi belli, tabii. Türk sinemasına katkıları belli, evet. Kilometre Taşları var, Türk sinemasının onlarda oynadığı rolleri unutmayalım. Evet. Bunlara rağmen aldı beni karşısına ve de ben gidiyor geliyorum, sürekli kapıyı çalıyorum, işte oldu mu olmadı mı, tiyatro oyunu var, onu söylüyor, bunu söylüyor, bir şekilde bir takım kendine ait problemleri var, onları aşmaya çalışıyor. Şu ya da bu şekilde en sonunda sete geldi. Ve size açık bir itirafta daha bulunayım. O gün Tuncel Bey sete geldiği gün, Ahmet Uğurlu ile beraber sete geldiği gün ben o filmi çekeceğimi anlamıştım. O dakika anlamıştım. Harika. Seyredelim mi? Bir hatırlayalım şöyle. Tabutta Röveşata. Mahzun. Mahzun. Hoca. Şimdi beni dinle. Kahveye borcun çok mu? Ne kadar? 500 bin. Kaç aydır para vermiyorsun? 2 3 Zeki bağırıp çağırıyor mu? Sarıyı kovmuştu. Bir avuç fıstık ver, dünyanın en iyi adamı olur. Zeki'ye söyle, reis haftaya benim hesabı kapatacak de. Kapanıncaya kadar kahvede kalırsın. Kahve kapandıktan sonra kayıkhanede, yukarıdaki inşaatta filan uyu. İdare et. Yalnız teknede yatma. Polise fazla fotoğraf oldun. Zaman geçsin. Fazla değil. 1-2 aya kadar da kış biter zaten. İdare et. Üşümezsin. Evet, ilk film ve hem uluslararası hem ulusal pek çok ödül, 20'ye yakın falan, böyle belki de daha fazla ödül aldı. Ve ilk filmin ve böyle bir karşılanmış olmak nasıl bir duygu yarattı? Yani hoş geldin sinemaya. Elbette büyük emekle, dişle, tırnakla kazınmasıyla yapılan bir filmdir. Rahmetli Süha Ar'ın hocalarımdan bir tanesi, değerli belgeselci, bana
kendi kamerasını ve iki tane ışığını verdi bu filmi yapmam için. Hiçbir oyuncu para almadı. Rahmetli annem bana Türkiye'deki son 60 kutu Agfa'yı almam için borç verdi. Böyle çektik filmi. Yani rahmetlinin 60 kutu negatif ham film almam için bana verdiği parayla çektim filmi. Evet. Dolayısıyla bütün bunların ne anlama geldiğini bilen birisi olarak sonradan olumlu karşılanması benim içimi gıdıkladı, doğru söylemek isterse. Ancak bir şey daha söylemem gerekiyor. Sinemada özellikle ilk filmden sonra, ikinci filmden sonra ya da daha sonraki zamanlarda insanı bekleyen büyük bir tehlike vardır. O da başarıdır. Tehlike başarı, mi vardır? Tehlike. Başarısızlık kadar başarı da tehlikedir. Evet. Gerçekten. Başarı da çok büyük imtihanlardan bir tanesidir ve o imtihanı atlatmak da kolay değildir. De göre değil. Çünkü başarıyı yedirebilmek, hazmedebilmek gerekir. Aslında başaran her insan bir anda kendi kendinin sonunu hazırlıyor demektir. Bunu bileceksiniz. Çünkü başardığınız anda, sizi alkışladıkları anda aslında bir şeyi kaçırıyorsunuz, ıskalıyorsunuz anlamına da gelir. Sizi ıskaladıkları anda düşünmeniz, alkışladıkları anda düşünmeniz gereken şey şudur, şudur. Neyi ıskalıyorum? Çünkü sizi beğenmeyen birileri var ve o beğenmeyenlerin söyledikleri, söyleyebilecekleri muhtemel şeyler de sizin tarafınızdan ıskalanıyor olabilir. Anda düşünmeye başladım. Evet. Bu alkışlara, bu rahatsız etmeyiniz yaftasına fazla kapılmamak gerekir. İnsanın alçak gönüllülüğünü koruması en önemli meziyetidir. Özellikle sanatsal yaratım söz konusu olduğu zaman. Ego olacak. Ego olmadan olmaz. Ego şarttır. Ama egoyu bir at gibi hakim olabilmek gerekir. Aslında ters köşe bir durum var. Bir film ne kadar çok ödül alırsa o kadar az izleniyor gibi. Böyle bir terslik var. Yani sanat sanat içindir, sanat halk içindir gibi tartışmalar. Yani nasıl bakarsın? Batı'daki gelişim çizgilerine bakıldığı zaman sanatın kendisinin evrildiği süreçlerde böyle bir aristokratik damıtılma anlarına denk geldiği anlar var ve bunlar da haklılar. Haklı oldukları noktalar var. Bunları es geçmemek lazım. Birdenbire kestirip atamayız. Bazen öyle filmler yapılır ki o çok az seyirci içindir ve böyledir ve o onun değerini de küçültmez. Ama bazı filmler vardır. Çok değerlidirler, çok derindirler ve aynı zamanda da geniş kitlelere ulaşabilme kapasitesine de sahiptirler. Sinema tarihi bunların örnekleri. Bu galiba bu tartışma nedense hep olacak. O dün de vardı, yarın da olacak evet. Demek ki. Bazen insan, bazen hem derinleşebilen hem estetik olarak ince filmler yapabiliyorsa ve aynı zamanda da bunlar seyirciye de ulaşabiliyorsa işte orada çok önemli bir şey yapılabilmiş demektir. Çok önemli. Kaplan ve Ejderha böyle bir filmdi mesela. Ang Lee'nin filmi. Ben filler ve çimenlerden bahsetmek istiyorum. Ben Derviş Zaim'le devam ediyorum. O da çok ödüller kazanmıştı. O da istersen önce bir görüntümüze bakalım. Ondan sonra filler ve çimenlerin üstüne konuşalım. Ölümlü dünya be evlat. Ölenle ölünmez. Hayat devam ediyor. Kumarhane ve otel için yaptığım teklif hala geçerli. İleride satarım. İhtiyacın olursa ara. Sağ olun. Çekinme ha. Bu filmde sosyal ve ekonomik değişimler nedeniyle ahlaki erozyona uğramış bir toplumu anlatıyorsun. Ama
Bir yandan umudu da koruyorsun. Ne dersin buna? Son derece karamsar bir biçimde bitirmek istemedim. Çünkü her zaman ne olursa olsun, insanlık nereye giderse gitsin. Auschwitz toplama kampında bile umut vardı. Hep umut var. Dolayısıyla özellikle sanatsal üretimin söz konusu olduğu bir yerde ve üründe bu kesif bir karamsarlıkla işi bitirmek istemedim. Sonuçta finalde Ebru yapan Hava karakterinin imkansız da olsa kar yağarken o Ebru'yu bitiriyor olması bu umudun bir işaretidir. Evet. Dolayısıyla her ne kadar kötücül bir Türkiye tablosu çizmiş olsa bile o dönem için umudu bir yerine yerleştirmek istemiştim. Yaşam için umut olmazsa aslında olmaz. Her sanat eseri de sonunda umudu işaret ediyor. Elbette. Ne kadar kendisi karamsar görünse de. Ben filmdeki kadrodan da söz etmek istiyorum. Oyuncu kadrosu yani bayağı güçlü aktörler ve onları da senaryoları da sen yazdığına göre onları da gözleyerek bu olmalı diye mi yazıyorsun yazarken? Var olan oyuncuları mı hayal ederek yazıyorsun yoksa senin bir karakterin var, ona uygun olan bir oyuncuyu mu seçiyorsun? Bazen böyle oluyor, bazen böyle öyle olmadığı oluyor. Filmler de var. Örneklerle gideyim. Mesela Filler ve Çimen'deki kadro şimdi şu anda rüya takımı. Değil mi? Bayağı neredeyse iyi. İşte hepsi. Bir kere daha tebrik edelim. Haluk Bilginer ödülüyle bizi evet. sevindirdi. Evet. İnşallah niceli yani de daha devam eder. Çok yetenekli ve çalışmaktan mutluluk duydum oyunculardan bir tanesi. Bütün kariyerimde bana yardımcı olan. Çok güçlü bir aktör evet gerçekten. Oyuncular öyle. Gibi. İkincisi profesyonelliğiyle herkese örnek olabilecek oyunculardan bir tanesi. Set adabıyla Haluk Bey. Hmm. O Filler ve Çimen'de Ali Sürmeli'den, Haluk Bilginer'den, Uğur Polat, Sanem Çelik ilk filmlerinden biri, ikinci filmi. Hatta Allah rahmet eylesin Bülent Kayabaş, onun da canlandırdığı karakter. Filler ve Çimen hem eskilerin, hem yenilerin, hem konservatuar kökenli oyuncuların hem alaylı oyuncuların bir arada olduğu ve o dönemin oyuncu yelpazesi bakımından geniş bir kadroyu da barındıran bir işti. Dolayısıyla yani bir yönetmenin öpüp başına koyması gereken bir nimetti. O insanlarla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum ve kendimi şanslı hissediyorum. Ne güzel. Bu verdikleri emek için de bir kere daha teşekkür ve şükranlarımı sunmak istedim. Sen ne kadar teşekkür ediyorsan onlar da kariyerlerinde böylesine güçlü bir film olduğu için sana teşekkür borçlular. Sağ olasın. Filmlerde geleneksel sanatlara yer vermenden bahsetmek istiyorum. Ama önce sana sormak istiyorum. Ebru sanatından söz ettik az önce. O bildiğimiz gibi kapalı alanda yapılan bir sanat dalı ama sen bunu açık havada yapıyorsun. Finalde öyle. Finalde. İşte orada demek istediğin umut değil mi? Bu, evet. Bu vurgu. Müthiş. Filmin içerisinde Ebru'nun açık alanda yapılmayacağı çünkü hava dolaşımının olmaması gerektiği, çok nazik olduğu, kitreye zarar verilebileceği gibi hususların altı çiziliyor. Böyle bir bilgi seyirciye aktarılıyor. Evet. Bu bilgi bize aktarıldıktan sonra seyirci olarak biz biliyoruz ki açık havada üstelik kar yağarken çok yoğun rüzgarlar varken Ebru'yu yapamazsınız. Üstelik donmuş bir küçük havuzun olduğu yerde Ebru'yu yapamazsınız. Oysa finalde neredeyse büyüleyici bir biçimde kadın karakter, başına o kadar çok şey gelen kadın karakter ve umutsuzluktan yiğis içinde olması gereken kadın karakter, karın içerisinde lapa lapa kar yağarken, ince ince kar yağarken bir küçük havuzun içerisine bir Ebru yapmaya muvaffak olur ve güzel güzel renklerle biz o havuzu ve etrafı karlar içerisinde Türkiye'yi görürüz. O umuda işaret eden bir imajdı ve finali öyle yapmak evet, istemiştik. Hem öyle hem de müthiş estetik görüntüler, olağanüstü görüntüler vardı gerçekten. Sevgili Derviş, politik bir hikayeyi anlatırken hem yerel hem de evrensel olabilmek. Bu müthiş bir denge.
Yani toplumsal, tarihsel, arka planının olmadığı bireysel bir analiz eksik kalır diyorsun. Ve toplum, tarih, psikoloji filmlerinde hep birlikte görüyoruz. Filmlerini, senaryolarını yazma sürecinde ihtiyaç duyduğun neler oluyor? Yani daha doğrusu seni harekete geçiren nokta ne oluyor? Nasıl karar veriyorsun ya yani ben bunu yapmalıyım diye? Bir yazında şeyi okudum. Kara mizah unsurunu kullanma imkanı veren karakterlerle senaryomu zenginleştiriyorum ya da oluşturuyorum diyorsun. Yani bunu senden dinlemek istiyorum. Mizah ve özellikle kara mizah çok hoşlandığım bir ton. Arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım bana hep sorarlar ne zaman bir mizah filmi yapıyorsun, komedi filmi yapıyorsun diye. İnşallah onu da yaparız. Ama burada bu filmlerde verdiğin o nokta atışlar zaten buralarda daha küçük yerlere görüyor. Bulunan şeyler, görülüyor. Mizahi ögeler ama çok böyle üstelik yayılan şeyler de değiller. Şimdi bir filmi yapabilmeniz için birkaç noktadan ipucundan hareket ederek yola çıkmanız mümkündür. Bir karakterden hareket edebilirsiniz. Tabutta Röveşata bunun örneğidir. Bir olay... Bir mekandan, bir olaydan. Yani bir olaydan hareket edebilirsiniz. Bir durumdan hareket edebilirsiniz. İnsanlara bilgi verme motivasyonu sizi bir filmi yapmaya itebilir. Bütün bunlar ne olursa olsun aslında üç tane sacayağı olması lazım. Üç tane ayağı olmalı. Bir araya getirmeniz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi karakterdir. Öteki konsepttir. Öteki de çatışmadır. Çatışma şart zaten yani, değil mi? Bu üçü bir araya geldiği zaman filmi yavaş yavaş kurarsınız. Bunun içini sizin şahit olduğunuz, dünyaya nasıl baktığınız perspektifi ile doldurmanız gerekir. O da sizin o güne kadar okuduklarınız, yazdıklarınız, hissettikleriniz, sizi etkileyenler, bilince çıkardığınız, bilinçaltınız, bütün bunların toplamıdır. Ben de mümkün olduğu kadar ortalıkta olup biten şeylere temsil edici bir fotoğrafını çekmeye gayret ediyorum. Temsil edici fotoğrafıyla da kastım şu. Eğer bir şeyi otosansür yaparak dışarıda çıkarıyor muyum, çıkarmıyor muyum bu soruyu kendime soruyorum. Sosyal ya da politik yanı güçlü birkaç film yapmaya gayret ettim. Bu çabamda kendime sorduğum sorulardan bir tanesi budur. Bu filmleri yaparken acaba kendime sistematik bir otosansür uyguluyor muyum? Bundan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya gayret ediyorum. Bilince çıkardığım bir otosansür olmamasını sağlamaya gayret ediyorum. Güzel. Bir filmin bir sahnesi için yazarken de çekim esnasında da böyle kılık kırk yardığın oluyor, düşünüyorsun olmadı bir daha böyle mi yapayım şöyle mi yapayım ve nihayet dediğin gibi bir otosansür olmadığını bilinçle olmadığını farz ederek o sahneyi gerçekleştiriyorsun. Sonra film bitiyor yani insanların seyrine çıkıyor ve işte eleştirmenler bazı seyirciler o kadar farklı farklı yorumlar getiriyorlar ki filmlere. Böyle bir durumda ne hissediyorsun? Bu filmin bu kadar çok insanları ilgilendirmesi hoşuna mı gidiyor? Veyahut da acaba böyle mi yapsaydım diye mi düşündürüyor? Bir yandan nasıl bir duygu bu? Kendi kendini de eleştirebilir insan çünkü. Elbette. Film ortaya çıktıktan sonra, doğduktan sonra bizden çıkar. Bir bebeğe benzer. Bebeği doğdu. Bebeği önce emekleyene kadar, ayakları üzerinde durana kadar sizin özellikle emek bakmanız, vermen gerek. Büyütmeniz, eğilmeniz, ona ihtimam göstermeniz gerekir. Ama bebek iki ayağı üzerine yavaş yavaş doğrulmaya başladıktan sonra bebeğin kendisine ait bir hayatı olduğunu varsaymanız gerekir. Ve sizden kopmasına izin vermeniz gerekir. Filmlere öyle bakıyorum. Tıpkı filmlere öyle bakıyorsun. Yani filmler emekleyip iki ayağı üzerine durmaya başlayana kadar hani İlk tanıtımlar falan filana kadar filmleri arkadan itmeye gayret ediyorum. Sonra filmler iki ayağı üzerine çıkmaya başladığında, durmaya başladıktan sonra zaten ip kopuyor. Onlar benden gidecekleri yere kadar gitmiş oluyorlar. Sonra benim hiç aklıma gelmeyen
Yorumlar olumlu ya da olumsuz. Oluyor. Gelmeye başladıktan sonraki her filmde bunlar oluyor. Bir şeyi öğrendim. O da şu. Onları düzeltmemeye kalkışmalıyız. Yani hiç düzeltmemeliyiz. Evet, olumlu ya da olumsuz. Belden aşağı vurulmadıkça, çok böyle sizin kişiliğinize yönelik bir şey olmadıkça, olumlu ya da olumsuz herhangi bir yorumu düzeltmiyorum. Niçin? Çünkü olumlu ya da olumsuz sizden farklı fikirlerin ortaya çıkması ve bunların günden güne çoğalması ve de yelpazenin genişliği olması aslında şuna denk düşüyor. İlgili filmin ya da romanın okunma biçimlerinin zenginliğine denk düşüyor bu. Ha. Bu da güzel bir şeydir. Öyle bakıyorsun. Müthiş güzel bir bakış. Oo, harika. O keşke ilgili, bu olgunluk hepimizde olsa eleştiriler karşısında. İnsanlar benim yorumladığım gibi yorumlamak zorunda değillerdir. Benim filmlerimi. Evet, onu kabullenmek. Benden farklı da yorumlayabilirler. Bu olumlu ya da olumsuzdur. İnsanlar benim yaptıklarımı beğenmek zorunda değildirler. Evet. Beni beğenmeye de bilirler. Buna hakları da vardır. Ve buna saygı da duymam gerekir. Buna ilişkin herhangi bir gocunma da yapmamam gerekir. Hatta şunu da söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu öğrendim. Herkes sizi seviyorsa, alkışlıyorsa yaptığınız işte bir eksiklik var demektir. Derviş. Çok ciddiyim bunu. Ya. Sebebi de şu. Eğer sizi herkes beğeniyorsa bir yerde bir şeyleri kaçırmışsınız diye düşünüyorum. Evet. Ne bunun en ideali nedir diye soracak olursanız, yarı yarıya olursa sanki iyi bir iş yaptığınız gibi geliyor bana. Ben artık böyle düşünüyorum. Yani sizi beğenenlerle beğenmeyenler hemen hemen böyle benzer oranlarda oluyorlarsa, olumlu ve olumsuz yorumlar yarı yarıya gibiyse anlayın ki yapılan iş doğru bir iştir. O daha doğru diyorsun. Kesinlikle. Çünkü biz sanat eseri yapıyoruz, bilim yapmıyoruz. Bilim yaptığınız zaman bu söylediğim bir nebze geçerli olabilir. Ama sanat eserinde siz hayatın ortasına bir top atıyorsunuz, bir şey atıyorsunuz. Hayat kadar karışık, hayat kadar kompleks bir şey yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Evet. Hayatta mutlak doğrular yoktur. Hayatta grilikler vardır. Dolayısıyla siz hayatın ortasına hayatı temsil ettiğini iddia ettiğiniz bir eseri attığınızda onu beğenenler olacak ve de onu beğenmeyenler olacak. Çünkü hayat böyle. Eğer yeterince güçlüyse yaptığınız eseriniz tepki de uyandırması lazım, beğeni de uyandırması lazım. Bunlar birbirine yakınsalar anlayın ki eseriniz enerji dolu bir iştir. Müthiş. Böyle konuşurken aklıma şeyler geldi. Yani jürilerin seyrettiği filmlerimiz geldi. Festivallere filmlerimiz gidiyor ve onların 10 tane filmin içinden bir filme en iyi yönetmen diyorlar. Ve en iyi senaryo diyorlar, en iyi film diyorlar. Bunların hepsini ayrı ayrı kategoriler ama bazen bir filmde toplanıyor, bazen üç ayrı filmde toplanıyor. Bunları bir kez daha değerlendirirken kendi kafamda bu sözlerini unutmayacağım. Ben de böyle bakmaya çalışacağım. Bu çok çok olgun bir bakış açısı. Buraya gelmek çok önemli. Peki, meşhur bir üçleme diye anıyoruz biz Cenneti Beklerken, nokta, gölgeler ve suretler. Bunları baştan kurgularken bunları üçlü olarak mı düşündün? Yoksa Cenneti Beklerken çıktıktan sonra bunun devamı var gibi mi düşündün? Sıra yapmak, bir bölüm yapmak, bir kompartıman yapmak gibi niyetim vardı. Ama bundan 3 tane mi çıkacak, 4 tane mi çıkacak, 2 tane 5 tane mi çıkacak? Onun çok da umurumda değildi. Öyle bir zorunluluk içerisinde de kendimi hissetmiyordum. Bundan sonra da hissetmiyorum. Nitekim 3 tane filmi saydınız, eksik olmayın. Onların arasına Rüya'yı da katabiliriz. Şu anda, o daha sonradan geldi. Çok sonra geldi. Araya birkaç film Rüya'dan daha da söz edeceğiz. Evet. O en son gördüğümüz filmi. Mimariyle ilintili, mimari merkezli bir film olduğu için söylüyorum onu da. Dolayısıyla 4 tane geleneği merkeze alan filmim olduğundan bahsedilebilir. Evet. Cenneti Beklerken'le başlayalım mı? Buyurun. Peki. Cihana hem adalet hem güzellik lazımdır. Ah.
Evet, çok güçlü kadrolar. Ne güzel. Demek ki ne kadar çok inanıyorlar ki bu kadar hepsi bir araya gelip destek veriyorlar. Yani o birliktelik oyuncularla oluşturduğumuz hissiyat güzel şeyler. Siz daha iyi bilirsiniz uzun kariyerinizi. Çok önemli çünkü. Yani ruh dediğimiz şey var ya, o ruh, ruhen de buluşmak ve onu zenginleştirmek, güzelleştirmek, çoğaltmak, yüceltmek. Noktaya da bakalım mı? Tabii, tabii. Nokta benim içlerinde en ayırdığım, kendime ayırdığım film. Babanın sana talih öğrettiği zaman yazdırdığı yazı. Onu yazacaksın. Sana güvendim. Niye? Soru sorma. Yaz. Yaz. Allah an. Dalga mı geçiyorsun senin? Babam vermeyecek o Kur'an'ı. Bak, eğer baban şunu senin yazdığına inanmazsa bu adamlar seni öyle bir hırpalar ki. Düzgün yaz. Çık. Bak, bu heriflerin şakası yok. Nokta eksikliğin harfinde, doğru düzgün yaz. Defol. Sevgili Derviş, gerek filmlerinde gerek kitaplarında gelenekselden vazgeçmiyorsun. Cennet'i beklerken de minyatür sanatımız, noktada hat sanatımız, gölgeler ve suretlerde gölge oyunumuz, Karagöz. Hep bunları sinemaya aktardın. Geleneksel sanata çok yer veriyorsun filmlerinde. Gelenekten bağımsız işler yaptığını iddia edenler bile bu tip bir atmosferi canlandırırken mutlaka gelenekten yararlanırlar diyorsun. Bunu biraz sen de açabilir misin? Zengin bir tarih ve kültürün bulunduğu coğrafyada yaşıyoruz. Bunun sinemaya akması gerektiğini düşünüyorum. Ve sinemada da, Türk sinemasında gidebileceği muhtemel bir sürü yol var. Buna saygı duymak lazım. Gidebileceği muhtemel patikalardan bir tanesini de bunlardan neşet edebileceğini düşünüyorum. Ya da bunlardan faydalanabileceğini düşünüyorum. Bunları kendisine mal ederek yürüyebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu mirası bu büyük okyanustan bir damla almaya gayret ediyorum bu filmleri yaparken. Niçin yapıyorum? Aman biz eskiden ne kadar iyiydik, güzeldikten öte bir şey yapmaya gayret ediyorum. Onu da şöyle ifade edeyim. Acaba bu gelenek bize bugünü ve yarını daha zengin yaşayabilmek için, insanlık sofrasına daha başka şeyler sunabilmek için neler verebilir? Sorduğum soru bu. Acaba biz daha zengin bu hayatı yaşayabilmek için kendi geçmişimizden neleri alıp sinemamıza tercüme edebiliriz ve bu bizim hayatımızı nasıl daha da zengin hale getirebilir? Daha zenginlik. Sanat bunu yapar. Müthiş, müthiş. Ben bunun üstüne söyleyecek bir laf bulamıyorum. Gölgeler ve suretlere de bakalım. İstersen şu bu üçlemeyi böylece tamamlamış olalım. Otobüsü bırakmazsanız sizi gömerteceğim. Doğrudur ama sizden de adam gidecek. Hapisteme! 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 Tuzkata soğunuz! Tuzkata soğunuz! Hapisteme! Hapisteme! Hapiste tu zafiu. Hadi, parta do. Thank you.
Kıbrıs'ta geçiyor film. Sen Limassol'da dünyaya geldin. Mekanlarla müthiş bir ilişki kuruyorsun. Ben çok hayranlıkla izliyorum. Daha 10 yaşındayken Limassol'da televizyon izlerken, o zaman Türk kanalları falan yok, sadece şey var. Rum kanalları Rum var. Rum tarafının yayınları. Ve orada bile ilgini çekiyor. Diyorsun ki bir mekanı başka bir mekana taşımak, sığdırabilmek. Bu belki de o zamanlar yüreğinde yeşermeye başladı sinema diye düşünüyorum. Yani o... Bir büyü değil mi? Bir televizyon ekranı bir başka dünyayı senin olduğun yere taşıyor. Yani sinemayla belki o yaşlarda bir heves, heyecan duymuşsundur diye düşünüyorum. Ne İçten dersin? İçe olmuş olabilir. Olabilir. Mekanla... Sizin filmlerinizle büyüdük efendim. Mekanla ilişkilerin beni çok etkiliyor. Çünkü bazı filmlerin mekanlarıyla ilişkini, etkileşimini bitiremediğin, sonlandıramadığında oluyormuş. Doğru. Mesela Çamur'la ilgili böyle konuşmuştun değil mi? Tuz Gölü öyle. Tuz Gölü. Noktada da Tuz Gölü. Yani Çamur 3. filmim Tuz Gölü'nde çekmiştik 10-12 gün. Vallahi yani o filme çok sonra baktıktan sonra film başka bir şey söylemeye başladı bana. Filmi beğeniyorum, o ayrı. Ama o mekanla ilgili yerleri, Tuz Gölü'nü çektiğim kısımlar... O keşke uzasaydı daha fazla diye düşündüm herhalde ki... İki film sonra Nokta'da oraya tekrar döndüm. Nokta Hat'la ilgili yaptığım film. Ve de iyi ki o mekana geri dönmüşüm. Nokta'nın çekimleri bitti. Valla yani hüzünle ayrıldım o mekandan. Çünkü o mekan içinde olmaktan, o havayı solmaktan hoşlandığım bir mekan. Tuz Gölü. Büyüleyici bir mekan. Çok enteresan. Zamanımız azalıyor ama o kadar güzel eserlerim var ki hepsini keşke anlatabilsem. Ama sen hatırlattın, Rüya'da onların peşinden gelen mekan, üçlemenin, evet, hatta dörtleme diyebiliriz. Mimariyle ilgili. Değil mi? Filmde günümüz inşaat çılgınlığına aslında biraz eleştirdiğini görüyoruz. Hatta... yani sorunlara cevaplar da kendince veriyorsun ve orada çok enteresan bir şey var. Ashab-ı Kehf'le ilgili bir notum var filmin başında. Film boyunca da izleyici onunla yüzleşiyor. Bir şey daha var. Filmin baş karakteri mimar kızımız Sine. Onu 4 farklı oyuncu canlandırıyor. Onun geçirdiği evreleri bir oyuncu değil, 4 ayrı oyuncu ama aynı karakter. Bu filmi tabii ki seyredenler bunu çok iyi biliyorlar ama seyretmeyenler için belki bir şey söylemek istersin. Bu filmin farklı taraflarından bir tanesiydi. Aynı karakteri 4 farklı oyuncu oynuyorlar ve de... kız aslında uyku uyuyamayan, uykusuzluk çeken, bundan muzdarip bir kız. Uyku hastalığına çare bulmak için kliniğe gidiyor ve de klinikte doktor tarafından en azından test edilmek amacıyla, tedavi amacıyla bir gece uyutuluyor. Uyutulduğu her gecenin sabahında uyandığı zaman fizikman değişiyor. Farklı bir oyuncu onu alıyor ve bir süre sonra o gidiyor. Ama etrafındaki herkes ona sanki aynı kızmış, fiziken onu tanıyorlarmış gibi tepki vermeye devam ediyor. Bunu ne için yaptığımı aslında filmin kendisinden izlemeleri daha doğru olur. Ama ben gene şöyle bir ipucu vermiş olayım. Bu çağda... Kimlik nedir, kişilik nedir, karakter nedir gibi soruları da filmin içerisinde sorduğumu söylemem gerekiyor. Biraz izleyelim. Thank you.
İmdat! İmdat! Hakim Bey, Mandala Mimarlık, İnşaat ve Taahhüt Şirketi yöneticilerinin toplu konutların toprak kayması neticesinde çökmesiyle alakalı hiçbir kabahatleri yoktur. İnşaatı kontrol eden firma, şurada da göreceğiniz üzere vekilim olan şirket yetkililerinin toplu konut inşaatlarıyla ilgili tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğine dair resmi bir rapor vermişlerdir. Tarihe dikkatinizi çekmek istiyorum. Zemin sapasağlam ve yapılan her şey onaylı. İletişim fakültelerinde hem eğitmenlik yapıyorsun hem zaman zaman diğer öğrencilerle de buluşuyorsun. Yönetmenlik konusunda onlara ne gibi bir tavsiyede bulunuyorsun onu merak ediyorum. Hemen peşinden bir soru daha. En son yaptığın Suriye Savaşı ile ilgili. Flash bellek. Evet. Değil mi? O ne zaman bir seyredeceğiz o filmi? Muhtemelen uzun bir çekim sonrası işlemler süreci olacak. Ne oluyor? O seneye herhalde biter diye düşünüyoruz. Onu hayırlısı. Öyle sindire sindire yapmamda yarar var. Elbette. Öğrencilere nasıl yaklaşılıyor? Bir kere bir öğrenciye faydalı olabilmenin koşulu öğrencinin hazır olmasından geçer. Öğrenci eğer hazırsa siz ona yardım edebilirsiniz. Hazır olmayan insana yardım edemezsiniz. Hele ki sinema üretimi konusunda. Evet. Çetin ceviz olan sinema üretimi ve yönetmen olmak konusunda. Çünkü yönetmen olmak demek aslında ahlaki ve estetik sistemini kurmak demek. Ahlaki ve estetik sistemini kurmak çok da kolay değildir. Hem insanın test edilmesi gerekir. Hayat tarafından, pratik tarafından hem de aynı zamanda o öğrendikleri tarafından. Bir hoca olarak böyle bir çocuğa anca dilinizin döndüğünce size bir takım sorularla geldiği zaman yardımcı olabilirsiniz. Ama çocuklar burada bir paradoksla karşı karşıyayız. Bunlar genç insanlar. 17 ile 20'li yaşlarında size geliyorlar. Hayat tecrübeleri çok yok. Geniş değil. Tabii. Dolayısıyla hikayeleri olmayabiliyor. Tümünün de yönetmen olması da gerekmiyor. Ama yönetmenlikle ilgili bir şey söylemeniz gerekliliğine dair bir program sizin önünüze veriliyor genel olarak. Ve ondan hareket ederek bir şeyler söylemek zorundasınız. Yine klasik sinemanın dayattığı bir film nedir, nasıl yapılırla ilgili temel söylenmesi gereken şeyleri söylüyorsunuz. Ondan sonraki aşamada aralarından meraklı olanlar zaten size geliyorlar. Siz onu görebiliyorsunuz. Yani olup olabilecek olan çocuk kendini gösterir. Bu hep böyle oldu ve bundan sonra da böyle olacak. Aksi takdirde bir şey almak istemeyen çocuğa siz bir şey veremezsiniz. Öğretemezsiniz. Çok doğru. Sevgili Derviş, iyi ki geldin. Çok mutlu ettin beni. Çok teşekkür ederim. Tabii ki konuşmak istediğim neler vardı. Başka bir zaman inşallah. Ya inşallah. Sorularım çoktu aslında ama zaman yetmedi. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yaşadığı çağ, topluma karşı duyduğu sorumluluk. Hislerini bütün yapıtlarında güçlü bir şekilde hissettiğimiz ve tüm bunları aslında vicdanının sesiyle beyaz perdeye taşıyan çok sevgili Derviş Zaim'i ağırladık bu hafta. Haftaya tekrar bir başka değerli film gibi hayatlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.